Herkese merhabalar. Bundan önceki 3 videoda kırtasiye malzemelerimi karıştırıyorum, ablamla kırtasiye malzemelerimi karıştırıyoruz, kaç tane kalemim var saydım gibi videolar çektik ve gerçekten yorucu videolar çünkü insan farkında olmuyor ama yani bunlar bana gerçekten çok gibi gelmiyor ama düzenlerken zor oluyorlar. Ki şunu da hiçbir videomda belirtmedim. Bana şey demişler, bu kadar malzemem var neden başka insanlarla paylaşmıyorsun diye. Ben zaten paylaştığım için bu kadar malzemem var. Normalde çok daha fazlaydı. Dolaplara sığmıyordu. Ben artık böyle paketlerde falan taşımaya başlamıştım. O yüzden çok fazla kalem, çok fazla kırtasiye malzemesi dağıtmış bir insan olarak, çanta eşya dağıtmış bir insan olarak bu lafları kabul etmiyorum. Kırtasiye malzememi nasıl organize edip dolabıma nasıl yerleştirdiğimi paylaşacağım. Allah'ıma çok şükür artık bu videoya geçtik. Çünkü günlerdir böyle ortadalar çekeceğim diye. Çünkü çekim günü için de ayrı bir zaman ayırmam gerekiyor. O çekim günü de bir türlü oluşturamadım iş yoğunluğundan dolayı. Dolayısıyla şimdi güzelce bunları yerleştireceğiz. Ben nasıl yerleştirdiğimi sizinle paylaşacağım. Size de ilham olur. Ayrıca bu kırtasiye malzemeleri ortadan kalkacak diye çok mutluyum. Çünkü belki fark etmişsinizdir. Ben böyle eşya seviyorum. Fakat ben kırtasiye malzemesini ne kadar da çok sevsem de yine de böyle her şey çok ortada olunca beni çok yoruyor. Karmaşıklık beni çok yoruyor. O yüzden böyle her şey düzen düzenli kutularında, dolabında olması beni gayet mutlu ediyor. Şimdi toplayacağız birlikte. Videoya geçmeden önce eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız kullanıcı ismim Merve Veziroğlu, oradan da takip edebilirsiniz beni. Ve aşağıya lütfen siz nasıl kırtasiye malzemelerinizi düzenliyorsunuz? En sevdiğiniz kırtasiye malzemeleri neler? Bana bunları yazın, ben de sizden fikir alayım. Ve ayrıca desteğinizi bekliyorum bu videoya, beğenmeyi unutmayın. Şimdi videonun en güzel kısmına geçeceğiz. Düzenleme kısmı. Yaz ve yaz dekorasyonu, yaz düzeni vesaire istek fikirlerinizi yazın. Onu da çekeyim. Hadi bakalım düzenlemeye geçelim. Fabux, anneler günüyle ilgili böyle çok güzel bir ajanda üretmiş. Çok eğlenceli. Annenizle ilgili sevdiğiniz şeyleri yazıyorsunuz. Ve arka kısmı da bu şekilde. İç sayfalarını açtığınızda hem çizimler hem de fotoğraflar sizi karşılıyor. Hem de annenizle ilgili sevdiğiniz şeyleri yazabileceğiniz çok güzel alanlar var. Fotoğraflar var. Şu huyum tıpatıp sana çekmiş dediğiniz özellikleri yazıyorsunuz vesaire. Böyle çok güzel hepsini doldurup sonrasında annenize hediye ediyorsunuz. Ve çok güzel bir hatıra olarak kalıyor. Bunlardan bir tane ben dolduracağım. Bir tanesini de kalem sayımı bilen takipçime hediye olarak göndermek istiyorum. Diğer ikisini de çekilişle birlikte size hediye etmek istiyorum. Beni Instagram ve YouTube'dan takip etmek. Instagram'da bir post paylaşacağım. Onun altına annenizin en sevdiğiniz özelliğini yazarsanız da çekilişe katılmış olacaksınız. Ve bu hafta içinde kazanan kişiyi açıklayacağım. Ve annenize hediye olarak verebileceksiniz diye düşünüyorum. O yüzden hızlıca katılmayı unutmayın çekilişe. Eğer incelemek isterseniz de Fabux ajandaların linkini bırakacağım aşağıdaki kutuca. Oradan inceleyebilirsiniz. Kabul etmesek de kalemleri sayarken, sizinle paylaşırken çektiğim videolarda ortalık bayağı bir karıştı. Ve kutuların içlerine yerleştirdim genel olarak. Normalde ben bunların hepsini böyle bir arada tutmuyorum. Çünkü böyle olursa hiçbirini göremem ve kullanamam. Bu yüzden benzer olan ürünleri, benzer olan kalemleri yan yana tutmaya çalışıyorum. Ki çalışırken benim için daha kolay olsun. Mesela Midliner gibi işaretleme kalemleri, Stabilo gibi, Swing Cool gibi kalemlerde hepsini bir arada tutuyorum. Ayrıca keçeli olan kalem türlerini de yine bir arada tutuyorum. Bunların öncelikli olarak istifini yapmaya çalışıyorum. Ayırıyorum ve bu aşama gerçekten uzun sürüyor. O yüzden ara ara videoyu kapatıyorum. Ara ara tekrar açıyorum. Ayrıca kuru boyaları da ve akuarelleri de yine bir arada tutmaya çalışıyorum. Çünkü onları da genellikle birlikte kullanıyorum. Akuarel ve kuru boyalar için bu çantayı kullanıyorum. Bu Gearbest'in bir ürünüydü. Böylelikle bir arada her şey ve düzenli oluyor. Bunun güzel taraflarından biri de kuru boyada sürekli renk aramak, çizim yaparken zaman kaybına sebep olacağı için böylelikle çok hızlı bir şekilde görüyorum. İsterseniz renk sırasına göre de sıcak ve soğuk renkler olarak sıralarsanız daha kolay olabilir. Ben karışık sıralıyorum. Yine de benim işimi görüyor böylesi. Happy Motto'nun yeni bir tane kalemliğine geçiyorum ve en sık kullanacağım ürünleri de ya da kullanmak istediğim ürünleri de kalem kutuya yerleştireceğim. Çok kalabalık olmayacak. Kullanıp sonra tekrar diğer ürünlere geçmeyi planlıyorum. Marker kalemlerimi biliyorsunuz ki bu düzenleyicide depoluyorum. Hepsini çıkarmıştım, şimdi tekrar yerleştirme sırası. Ve öncelikle beyaz olan Touch Marker'ları yerleştiriyorum. Sonrasında Pro Marker ve diğer markerlarımı yerleştiriyorum. Ve böylelikle düzenlemiş oluyorum. Kırtasiye malzemeleriyle ilgili yaptığım açıklamalar, kullandığım ve sevdiğim kırtasiye malzemelerini paylaştığım videoları eğer izlemek istiyorsanız da
kanalımdaki bu videodan önceki yüklediğim 3 videoda bunları detaylı bir şekilde anlattım. Hepsini olmasa da büyük bir çoğunluğunu paylaştım. Ayrıca atladığım bir yer varsa lütfen bana sorun, onları da cevaplamaya çalışayım. Çoğu kırtasiye malzememi çok severek kullanıyor olsam da bazılarını da daha sonra kullanmak için kaldırıyorum. Bir kısmını da zaten bağışladım kırtasiye malzemelerimin. Çünkü her yaptığım bu tarz elemelerde, eşyalarımın hepsini ortaya çıkardığım günlerde bir şeyleri bağışlıyorum. Ve bunları da kaldırıyorum sonrasında ve kullanacağım zaman çıkartıyorum. Çok daha düzenli oluyor. Bu tarz akrilik makyaj düzenleyicilerini kullanıyorum. Genellikle makyaj malzemelerini depolamak için kullanıyorlar. Fakat ben de bir dönem o işler için kullandım. Fakat genellikle kırtasiye malzemelerini depolamak benim çok daha hoşuma gidiyor. 3 çekmecelileri var, 2 çekmecelileri var. Bunun tek çekmeceli olanını mesela 15 liraya almıştım. Kozmetik dükkanlarında indirime giriyor bunlar. Eğer almak istiyorsanız o indirimleri takip edebilirsiniz. Böyle tek dolanı 15 liraya almıştım ve ben bunların içine bant yerleştiriyorum genellikle. Renkli bantlar çok güzel gözüküyor. Şeffaf olduğundan dolayı renkli bir şekilde görmek istediğiniz bütün ürünleri bunun içine yerleştirebilirsiniz. Ya da sık kullanmak istediğiniz ürünleri de yine aynı şekilde yerleştirebilirsiniz. Biliyorsunuz ki benim bantlarım çoğunlukla bunların içinde oluyor. O yüzden bozulsa bile tekrar içinde kendimi de düzenliyorum ve tekrar yerleştiriyorum. Bunu kullanmayı çok istiyordum. Bayağıdır da bekliyordu kullanmamı. Paketini açtım ve artık çizim kağıtlarının üzerine taktım. Böylelikle eskiz çizmeye gidebiliriz. Ve bir tane daha vardı benim böyle. Bunlara sekreterlik diyorlar aslında ama kağıt kıskacı gibi bir şey. Zemini var. Ve ona da diğer boyuttaki kağıtlarımı koydum ve bunlara çizim yapacağım artık. İçine küçük defterimi yerleştirdim. Dolma kalemlerimden bir tane daha ekledim. Ve bu da benim çalışma kalemliğim oldu artık. Şimdi bu organizerin içini nasıl düzenlesem diye bir sürü deneme yapıyorum. Öncelikle kırtasiye malzemelerimin büyük bir çoğunluğunu buna yerleştiriyorum. Sonra bakıyorum ki çekmece ağırlaştı ve içindekileri görmekte, kullanmakta zorlanacağımı fark ettim. Sonrasında IKEA'dan aldığım kutuların içine yerleştirip bir kısmını. Burada sadece temel şeyleri bırakmaya çabaladım. Daha hızlı ulaşmak istediğim şeyleri. Ve böylesi çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Burada post-itlerim var. Ataşlarım var. Genel olarak zımbalarım var. Kıskaçlar var, 1-2 tane delgeçim var ve kullandığım şeyler var, ana hatlarıyla kullandığım. Gördüğünüz gibi ilk etapta çok dolu yapıyorum ve gerçekten bu kadar dolu dolu bir çekmeceyi kullanmak çok zor oluyor. Sonra temel kullanacağım şeyleri, mesela bu stick yapıştırıcıları çok fazla kullanmıyorum. O yüzden onları ayrıca bir kutunun içinde tutabilirim çekmeceleri diye düşündüm. Siz de böyle kendinize uygun ve en sık kullandıklarınızı daha yakınınıza koyarsanız, kullanım aşamasına göre kendinize yaklaştırırsanız böyle çok eşya olmaz ve aslında birazcık da özlemiş oluyor insan sürekli aynı eşyaları görmediği için. Çok daha iyi oluyor. Sonrasında işte karar veriyorum ve IKEA'nın bu kutularına yerleştirmeye karar veriyorum. Bunlar kırtasiye bölümünde satılan kutular, karton kutular. Plastik kaplara falan da koyabilirsiniz. Elinizde ne varsa yani kendiniz de yapabilirsiniz. Almak zorunda değilsiniz. Bu benim IKEA dolabının çekmecelerine tam uygun oluyor. İki tane yan yana koyduğumda tam denk geliyor. O yüzden ben bunları kullanıyorum ama yani böyle bir şey denk gelmeseydi almazdım. Çünkü normal karton bir kutudan hiçbir farkı yok. Ve çekmeceye sığmayan kısımları da tırtıklı makasla kesiyorum. Sonra yerleştiriyorum. Böylelikle kullanıma hazır. Şimdi siyah olan kutuyu da ben yine IKEA'dan almıştım. Burada mürekkeplerimi, dolma kalem, kartuşlarımı koyuyorum. Ve böylelikle buradan daha hızlı ulaşabilirim. Ve yan tarafına da diğer kullanacağım malzemelerimi koyuyorum. Bunlar tekli olan kartuşlarım ve boş kartuşlarım. Tekli olan mürekkepler, maket bıçağı, tornavida gibi şeyleri de buraya koyuyorum. Tornavida setini de. Bu dolabı ben IKEA'dan almıştım ve çok uzun yıllar önce aldım. Üzerindeki kupları da farklı farklı yerlerden topladım. Ben çünkü farklı kuplar kullanmayı çok seviyorum. Mesela bu kupları Zara Home'dan almıştım. Ara ara indirime giriyor ve çok güzel kuplar, indirimli fiyatları oluyor. Böylelikle de mekanları çok güzel renklendirebiliyorsunuz farklı kuplarla. Bazılarını da böyle küçük esnaf tarzı yerlerden alıyorum ve kupçulardan alıyorum.
Dolabın kapağını açtığımızda ilk rafta, ilk kapaklı rafta defterlerim bulunuyor ve bunlar benim sık kullandığım ajanda ve defterlerim. Önünde kalemliğim var ve bir tane de dekoratif dondurma aydınlatmam var. Diğer rafta da kitaplarım var. Bunlar benim sıklıkla okuduğum kitaplar olduğu için boyu kısa olanların altına da IKEA kutu koydum. Önüne de aksesuarlarımı koydum. Diğer bölümde kalemlerim, fırçalarım ve kaplarım var. Dışarıdan göründüğünde gayet temiz gözüküyor. Kategori ettiğim kalemlerimi de bu rafa yerleştirdim. Birbirine yakın özelliklerdeki kalemler bu rafta bulunuyor ve böylelikle çok daha hızlı ulaşıyorum. Burada keçeli kalemlerim de var. İşaretleme kalemleri de var, jel kalemler de var, kalem kutum da var vesaire birçok şey var. Organizerleri de bu şekilde tek bir rafa yerleştiriyorum. Hem renk olarak çok güzel gözüküyor böyle, hem de üzerime gelmiyor çok fazla eşya. Daha minimal bir görüntü oluyor ve istediğim zaman da dolapları ve çekmeceleri açarak çok daha rahat kullanıyorum. Bu arada bu bölümlü olan raf da IKEA'nın şişe rafı. Normalde şişeleri koymak için kullanıyorlar. Fakat ben kalemlerimi organize etmek için çok uygun olacağını düşündüğümden böyle bir amaçla kullanmayı tercih ettim. Organizerin ilk rafında bantlarım var. İkinci rafımda stabilo işaretleme kalemlerim var. Ve üçüncü rafımda da post-itlerim vesaire var. Diğer rafımda da yapışkanlar, dergeçler ve kıskaçlar bulunuyor. Çekmeceleri açtığımızda da az önceki yaptığımız organizerlerin içini görüyoruz. Aslında düzenli değilmiş gibi gözüküyor ama kendi içinde bir düzeni var. Yapışkanlar, kesiciler, kıskaçlar hepsi bir arada. Ve böylelikle çok daha iyi ulaşıyorum. Diğer tarafta sıklıkla kullandığım kalem kutularım var. Tek bir çekmece yerleştirdim ve böylelikle daha iyi kullanıyorum. Bir tane çekmecemde sanatsal malzemelerim var. Sulu boyalar, kuru boyalar, akrilikler vesaire ve sıklıkla kullandığım teknik çizim kalemlerim, farklı boya tipleri, bunların hepsi bu çekmecede bulunuyor. Böylelikle çok daha hızlı ulaşıyorum hepsini bir arada olduğu için. Karışık teknik yapacağım zaman da bayağı işime yarıyor. Bunlar benim en sık kullandığım çizim defterlerim ve ajandalarım ve yazı defterlerim. Hepsini çok seviyorum ve başka sevdiğim defterlerim de var. Burada atma dönüştür malzemelerim var. Tam bir çöplük. Sepetlerin içlerinde akrilik ve guaj boyalarım bulunuyor. Bunlarla da tablo üzerinde ya da mobilyalarda boya yapıyorum. Videomu nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Benim düzenleme fikrim böyleydi. Yani en kullanışlı aslında düzenleme fikri benim için bu. Dolayısıyla inşallah sizin de hoşunuza gitmiştir bu fikir. Ve beğenip paylaşırsınız videomu. Benden istediğiniz başka video fikirlerini de bekliyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.